Dikkat! Korona salgınının cezaevlerine bulaşması ve yayılması önlenemez. Covid-19 salgını insanların bir arada ve sıkışık vaziyette bulunduğu cezaevlerini en korkunç şekilde etkileyebilir. Salgının cezaevinde yayılmasının doğuracağı enfeksiyon ve komplikasyonlar dışarıdaki herhangi bir vatandaşa göre çok daha fazla öldürücü olacaktır. Çünkü 7 kişilik koğuşlarda 30-35 kişi kalan mahkumlar yerlere atılan bitişik yataklarda, kimileri tuvalet önlerinde vardiya usulü uyumak zorundadır. Sabunun bile yeter siz gelip su kullanımının kısıtlı bulunduğu böyle bir ortamda hijyenin sağlanması mümkün değildir. Ayrıca normal bir insanın sağlıklı kalmak için asgari düzeyde tüketeceği besin değerlerinden daha düşük seviyedeki gıdalarla beslenen mahkumların bağışıklık sistemleri çok güçsüzdür. Salgının cezaevlerine bulaşmasını önlemek amacıyla cezaevi personelinin bir süre evlerine gönderilmemesinin tutukluların enfekte olmalarını engellemede kayda değer bir etkisi olmayacağı aşikardır. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 67 bin personelin hepsinin de dış dünyadan izole edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu insanlar her ne kadar evlerine gönderilmese de dış dünyayla sürekli temas halindedir. Cezaevleri personelinin evlerine gönderilmemesi yalnızca evdeki ailelerine yönelik bir tedbir olabilir, cezaevlerindeki vatandaşlarımıza yönelik değil. Korona gibi ölümcül bir salgının cezaevlerine girme ihtimali düşünüldüğünde yaşanacak kitlevi ölümler kaçınılmazdır. Cezaevlerinde bu kitlevi ölümler başlamadan önce mahkumlar yürüyerek girdikleri yerden ceset torbalarıyla çıkarılmaya başlamadan önce cezaevleri boşaltılmalıdır. Cezaevlerinde toplu ölümler bir defa başladı mı seri bir şekilde devam eder, önü alınamaz. Bu nedenlerden ötürü cezaevlerini bekleyen son derece açık ve kaçınılmaz feci akıbetten sakınmak için tahliyelerin daha fazla geç kalınmadan bir an önce başlatılması elzemdir. Aksi takdirde ölümler bir defa başladıktan sonra alınacak adli kontrol kararlarının ve tahliyelerin bir anlamı olmayacaktır. Bu ölümcül tehdit altında canı şefkatli devletimize emanet edilmiş, suçluluğu henüz ispatlanmamış tutuklu kişilerin af yasasına eklenerek adli kontrol şartıyla tahliye edilmeleri, ev hapsi kapsamına alınmaları masum insanların hayatını kurtaracaktır. Hem de devlet büyüklerimiz bu suçsuz insanların ölmelerine engel olarak büyük bir vebal altına girmekten kurtulacaktır.